Şimdi göçmen karşılığında şöyle bir düşünce yapısı da çıkıyor ortaya. Demografik yapımız değişecek diyorlar. Şimdi bu konuyla ilgili ne söylersiniz mesela? Göçmen meselesini biraz açacak olursak. Suriyeli ve Afganlar üzerinden konuşuluyor. Başından beri Hani anlatmaya çalıştığımız mevzunun içerisinde şöyle bir durumda değiliz. Yani Türkiye'de bulunan Suriyeli geçince sığınmacılar düzensiz göçlerle Türkiye'ye gelen kişilerin, Türkiye'de bir e, bazı konularda sorun yaratmayacağını düşün, düşünmüyoruz. Yani sorun yaratacak. Bu bir kesin. Yani bu, böyle bir e, yerde değilim ben. Hani bazı kişiler vardı ya, aa hiçbir problem yok. Yok. Bunun güvenlik, ekonomik, sosyal bir sürü sorunu olacak. Bu sorunu nasıl yönetebileceğimizi konuşabilmeliyiz. Ama bunu yaparken ırkçı bir söylemle değil, insani, hukuki ve uluslararası huk ve vicdan e, terazisinde konuşabilmeliyiz. Bu konuşma düzeyini biz kaçırıyoruz. Ben de düşünüyorum tabii ki 4,5 milyon Suriyeli geçinme, geçinci sığınmacının bulunduğu şehirlerde zaman zaman sorunların boyutunun yukarı doğru çıktığını ben de gözlemliyorum. Bakın ben Samsunluyum. İşte en son yaklaşık bir seneye yakındır pandemi dolayısıyla gitmemiştim. Geçen gittiğimde ki benim oturduğum mahalle tam şehrin göbeğinde bir mahalle. Suriyeli çocuklarla ilgili herkesle ilgili bir problem olduğunu duydum. Yani Oturduğum her yer, herkes bana yaşanan olayları birebir anlattılar. Hani şunu söyleyebilirsiniz, diyebilirsiniz ki inandım mı? E kendi gözlerime de gördüm. Bir sorun olacağı ve oraya doğru gittiğinin işaretleri var zaten. İşaretler nedir biliyor musunuz? Bu tür örgütler, isterseniz istihbarat örgütleri deyin, isterseniz FETÖ gibi, PKK gibi yapılar deyin. İsterseniz illegal örgütler deyin. Olmayan bir sorun yaratamazlar. Olan bir sorunu köpürtebilirler. Yani Türkiye'de zaten böyle bir sorunun olduğu net sorun yok diyorsanız o zaman gözlerinizi kapalı olması gerekir. Sorun ne? Bu vatandaşlar Türkiye'de büyük bir asayiş sorunu yaratıyorlar? Yoksa önümüzdeki dönemde bundan 5 sene sonra ve 10 sene sonra yaraşanabilecek olaylarla ilgili bir probleme doğru mu gidiyoruz? Ben ikinci taraftayım. Yani eğer bu artık kalıcı hale dönüşmeye doğru gidiyorsa bunun sonuçlarının ne olacağını insanlar tartışmalı. Özellikle siyasetçiler ve toplumun bütün bireyleri tartışmalı. Çünkü rakamlar bir kez daha söylüyorum ufak rakamlardan bahsetmiyoruz. Dört buçuk. Yani kimisi 3,5 milyon diyor, kimisi 4,5 milyon diyor. Ee, Afganistan'dan gelen diğer şeylerden gelenlerle beraber 1 milyon daha koyun. Hadi 1,5 milyon daha koyun. Abartarak söylüyorum herkese göre. 6 milyon. 6 milyon rakamı çok ufak bir rakam değil. Benim korkum başından beri söylediğim şey şu. Türkiye'de e, geçici sığınmacı olarak Suriyeler kayıt altında diyorum. Kayıt altında olanların kontrolü çok daha kolaydır. Türkiye'deki en büyük problem kayıt dışı olan ve hiçbir şekilde kayıt altına alınamamış olan göçmenler, göçmenler diyorum. İşte gelen e, Afganistan'dan gelen, İran'dan gelen, işte Asya'dan gelen, Afrika'dan gelen kişiler. Asıl sorun burada başlıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Afganistan gibi bir coğrafyadan diyoruz, konuşuyoruz. Ve gelenleri Afgan diye nitelendiriyoruz. Nereden biliyoruz Afgan diye geldiğini? Geçen bir tane Afgan gazeteciyim diye tanıtan kişinin Afgan olmadığı ortaya çıktı. Türkçe konuştu. Evet. Türkiye'de hakaretlerde bulundu ve Türk milleti haklı olarak ayağa kalktı. Şahsın Afgan olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yalnızca tek bir eee para etmamız var. E, onun da e, işte İran sınırından Türkiye'ye geçmiş olması. Oradan geçen herkesin e, nereden biliyoruz Afganistan'dan geldiğini? Suriye'den gelen e, Daesh mensupları olamaz mı? Irak'tan gelen Daesh mensupları olamaz mı? Türk Cumhuriyetlerinden gelen ve daha önce yetiştirilip ve Türkiye'de eylem yapmış olan örneklerinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyetlerinden gelen FETÖ'cüler olamaz mı? Ve bu rakamların miktarına baktığınızda büyük bir rakam oluşturduğunu gördüğünüzde bunu bir sorun olarak söyleyemez misiniz? Bence söyleyebilirsin. Ama ben bunu söylerken bir ıkçı söylemle söylemiyorum. Gidir yani olay çıksın diye söylemiyorum. Bu kaygıyı belirtmek her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşın görevi. Üslupla ilgili sorunumuz var. Yalanla ilgili sorunumuz var. Kışkırtmayla ilgili sorunumuz var. Siz diyebilirsiniz ki kardeşim ben bunlarla ilgili Türkiye'ye sığınmış olanlarla ilgili 10 senenin sonunda Artık bir master planım var. Suriye'nin içerisinde, emin üstad söyledi, isterseniz Esad yönetimiyle konuşursunuz. İsterseniz red edersiniz bunu, konuşmazsınız. Ama şu anda temizlik yapmış olduğunuz bölgelerde geçici sığınma yerlerine Türkiye'de değil, oraya koyarsınız. Aynı İdlib'de yaptığınız gibi, aynı İdlib'deki örnekte olduğu gibi ne yaptınız? Dediniz ki kardeşim siz oradan ayrılmayın. Ben sizin burada kalmanızın garantörüyüm. Yani burada yaşayacaksınız ama ama problem çıkmasa da müsaade etmeyeceğim. Fırat Kalkanı bölgesi, Afrin Harekat bölgesi, yani Zeytin Dalı, Barış Pınar Harekat bölgesi baktığınızda büyük bir alan. Bu insanların orada yaşayabilecekleri yerler oluşturup oraya gönderebilirsiniz. Orada bulundurabilirsiniz. Hani eğer can güvenliğinin sağlanmasıysa, eğer mal güvenliğinin sağlanması ise, bu insanların eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ise, orada da düzen kurabilirsiniz. Bakın bu bir formülasyondur. Üstadın söylediği gibi, oradaki insanlarla, Türkiye'de kalacaklarla ilgili, kalacakları yer, yaşam biçimleriyle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Ama bunları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir master plan olarak artık anlatmak zorundasınız. Şunu söyleme şansına sahip değiliz. Arkadaşlar. Onlar bizim tanrı misafirimiz. Evet tanrı misafirimiz. Ama her misafirin evini, yerini, mekanını değiştirmek hakkı ev sahibinin elindedir. Bunun düzenlemesini yapmak da ev sahibinin öz hakkıdır. O yüzden tanrı misafirlerimize nasıl davranacağımıza, onları insani olarak nasıl yerlerde barındıracağımızı, can, namus, vicdan anlamında nasıl koruyacağımızı ahlaki boyutta onlara da anlatmak zorundayız kendi halkımıza öncelikle anlatmak zorundayız. Bakın, demin ilk başlangıçta bir şey söyledim. Hiçbir örgüt, ister istihbarat örgütü olsun, ister yasa dışı örgütü olsun, olmayan bir konuyu kaşıyamaz. Olan bir konuyu köpürtür. Ortada bir sorun olduğu, herkesin söylediği gibi o boyutta olmasa bile bir noktaya gelmiş durumda. Bunu nereden biliyorsunuz? Muhalefet partileri de bu konuyu tartışıyor. İttifak ortaklarından Peki. E, Sayın Devlet Bahçeli de konuşuyor. Bunu e, AK Parti'nin içerisindeki önemli siyasetçiler de konuşuyor. Hı hı. O zaman gelin bu konunun master planı nedir? Konuşalım. Master plan nedir diye konuştuğumuzda onların elindeki o giri alanı elinden almış oluyorsunuz. Konuşmadığınız her konuyu başkası yani, konuşur. Yalnız... E ekleme yapayım. O master plan biz konuştuk devlet olarak. Hem de sadece bir ülkede değil, dünyayla de konuştuk. Yani bahsettiğin coğrafya 30'a 480 kilometreye yakın bir alan. Dedik ki biz bu alanı temizledik. İşte bu göç eden en az 2 milyonu buraya aktaralım. Bu model olsun. Aşağı doğru da bu modeli indirelim. Hatta Cumhurbaşkanı model köyler yaptı. Bunlarla ilgili kitapçıklar oluşturuldu. Birleşmiş Milletler toplantısına gittiğinde her ülkenin liderine verdi. Ve bu çok kabul gördü kağıt üstünde. Ve biz dedik ki bu projeleri Türkiye tek başına yapacak ekonomik güce sahip değil. Gelin birlikte yapalım. İşte hani o bana taahhüt ettiğim paralarla ve ben ülkedeki göçü, hani sana da tehdit olan göçü bu tekrar geri dönüşle önlemiş olayım. Fakat dikkat et son dönemlerde ısrarla karşı taraf hep buralara terör saldırısı gerçekleştiriyor. Gelme buraya diyor. E, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınar bölgesinin Peki sürekli Ben o zaman tam tam aynı yerdeyiz. Bak aynı şeyi söyleyeceğim. Avrupa Birliği'nin en büyük sorunu Suriyeli sığınmacılarsa. Değil mi? Öyle Doğru. konuşuyorlar değil mi? Suriyeli sığınmacıların gidecekleri yerlerinin finansmanından neden kaçınıyorlar? Neden Türkiye'de ısrarla kalmaları konusunda keşfik edici yöntem yapıyorlar? Yani Amerika'nın bu kadar istediği, Avrupa Birliği'nin istediği bir konuda bir sıkıntı yok mudur? Bakın bir kez daha söylüyorum. İnsani olarak tartışıyoruz diyorum. Yani yarın sabahleyin gitsinler diye değil. Bu kadar çok Türkiye'nin insani formülasyon üretmesini neden engellemeye çalışıyorlar? Hem kendinin büyük problemi olacak bu. Hem de Türkiye'nin ön ayak olduğu bütün konularda görmezden geleceksin. Çünkü o coğrafya... yok mu? Var. O coğrafyada hesap olduğu için bu işine gelmiyor. Onun kafasındaki plan Suriye bu şekilde daha da batağa saplansın. Türkiye'de bu sorunla boğulsun. Şimdi dediğin doğru. Yani Suriye diğer bütün göçmenler sorun ve hiç kimse devlet dahil bunlar ilelebet burada kalsın demiyor. Neticede biz bu sorunu çözeceğiz ama şu an değil. Hem de hukuki yükümlülüklerim var. İşte C Cenevre 50 51 Sözleşmesi savaş ortamı devam ettiği için geri gönderemezsin diyor. Yani Afganistan farklı, Suriye farklı. E şimdi biz Suriye'de bu modeli Kapı kapı dolaştık, Avrupa dahil, Amerika dahil ve herkes arka planda bir ajandası olduğu için yüzüne evet dedi, arkasını döndü, bildiğini okudu. Peki Sayın Coşkun, aslında şimdi tüm bu bahsettiğiniz meseleler bir güvenlik teşkil etmek amacıyla değil mi? Şimdi bir yandan bir başka konu başlığı da açmak istiyorum ben. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ali Çınar da bize katılacak.